Bu arada Enes Bey sormuş. Biz de minik bir hatırlatma yapmış oluruz. Hem Dorukhan ve Bakasetas röportajları ne zaman yayınlanacak diye sormuş. Hepsini şöyle tekrar bir derleyelim. Sanırım dinleyemedi. Bakasetas röportajı saat 14'te A-Spor'da yayınlanacak. Dorukhan Toköz röportajı ertesi gün veya bir sonraki, onun üzerine kurum kararını vermedi. Gazetede özel röportaj olarak çıkacak. Ama saat 14'te Bakasetas röportajını A-Spor'dan bir aksilik olmazsa, çünkü bunlar teknik konular, oradaki hani cihaz ne olur falan, onları çok kestiremiyorum, ama bir aksilik olmasa A-Spor'da saat 14'te canlı yayınlanacak. As Başkan'ın röportajı da yayınlanacak demiştiniz. O saat 16.30'da. Tamam. Şimdi Yavuz Selim Bey'in bir sorusu var. 2011 ile ilgili bir başvuru vardı. O ne olmuş? Onu merak ediyor. Şu an o konuda Trabzonspor Kulübü herhangi bir açıklama yapmadı. O temaslar hani sürüyor. Yani orayla ilgili hukuk biriminin girişimleri sürüyor, ama Trabzonspor henüz biz medya mensuplarına bu konuda bir bilgi vermedi. Teo peki? Christian Teo geçtiğimiz sezon başında devre arasında hep Trabzonspor'un gündeminde yer alan ama bazı ekonomik sebeplerden dolayı transferi gerçekleşmeyen bir oyuncu. Sezon sonunda yine bence gündeme gelecek ve Trabzonspor bu oyuncu için nabız yoklayacaktır. Ama buraya bir şerh koyarak şöyle söyleyeyim. Vakeme'nin durumuna bağlı olarak. Yani eğer Anthony Vakeme Trabzonspor'un sözleşme teklifini kabul ederse, imzalarsa Christian Teo ihtimali ortadan kalkabilir. Ama Anthony Vakeme eğer o sözleşmeyi imzalamazsa Christian Teo Trabzonspor'un gündemindeki isimler arasında ilk beşe girer bence. Ben henüz böyle bir şey duymadım, görmedim ama Vakayeme Beşiktaş'ta anlaştı dedikodusu var diye bir soru gelmiş Yakup Bey'den. Bilmiyorum. Bilgim yok, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Osman Bey'in bir sorusu var bir de. Forma satışları ne durumda? Yeni sezon forması sadece 3 gün oldu satışa çıkalı ve şu anda 6.000 adet satışı geçti ve 700 TL gibi çok ciddi bir rakamdan satışa çıktı ve ciddi bir kazanç elde ediyor Trabzonspor Kulübü oradan. Eski yani bu sezonun formaları diyelim, eski demeyelim artık. Bu sezonun formaları da şu anda satışta devam ediyor ve 200 bin adeti geçmiş durumda. Canini'nin gitme olasılığı nedir diye sormuş Çağlar Bey. Canini'ye sezon sonu teklif gelecektir. Hatta geldi diyelim. Çünkü o Ahmetcan Kaplan'la birlikte şu anda teklif alan oyuncular arasında ve sezon sonu ayrılma ihtimali var. Geçtiğimiz sezon başında da bu ihtimal vardı. Hatta Abdullah Avcı açıklamıştı. Ben konuşarak ikna ettim kalmaları yönünde Vitor Hugo ile birlikte diye. Canini için yine böyle bir durum geçerli olabilir ama orada rakam çok önemli bir etken olacaktır. Çünkü Abdullah Avcı hem Canini'nin hem de Cornelius'un ikisinin birlikte takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Çok birazdan ben yayını kapatacağım ama ısrarla sorulan iki soru var. Birincisi İlkay Gündoğan düşünülür mü? İkincisi Crystal Palace'tan Koyete hala gündemde mi? Ya İlkay için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani burada ben de takip ediyorum. O kadar fazla isim soruluyor ki yani. Evet. 100 tane isim sayarız burada. Bu arada Talişçe'ye de soruyor. Talişçe için As Başkan Ertuğrul Doğan zaten açıklama yapmıştı. 9 milyon avro kazanıyor diye. Yani onunla ilgili daha bir şey söylemenin de bir anlamı yok. Koyate ile ilgili olarak Trabzonspor defansif bir orta saha oyuncusu transferi yapacak. Yani oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunma becerisi yüksek hem de hücum becerisi yüksek bir oyuncu transferi yapacak. Koyate yine gündemdeydi sezon başında ama şu an bir teklif var mı onu bilmiyorum açıkçası, bir şey diyemem.